İyi akşamlar. Kusura bakmayın tekrar. İyi akşamlar, kusura bakmayın. Ya. Ben inanıyorum sana, eskisinden daha iyi olacak. Zor. O iş biraz zor. Zaten ekonomik durum da pek parlak değildi. Keşke bu kadar büyümeseydi olay. Ben ister miydim Pelin böyle olsun? Ama gördün işte. Adam Safiye ablaya sarkmış. Yani o olmasaydı restoran olmazdı. Restoran varsa umut da var. Ya da varmış gibi yapıyor ama yok. Affedersiniz, kapattınız mı? Yok, buyurun. Ha, az önce çıkan arkadaşlar müşterileri kovduğunuzu söyledi ama. Hayır, o olay tam olarak öyle değil. Bir kişi için evet. Yani biz de böyle olsun istemezdik ama... İçeride bir hanımefendiyi rahatsız etti. Yapmayın ya. Ay ben bir de konuşurlarken duydum. Sözü geçen biri miymiş öyle bir şey? Arkadaşım burada kimsenin adı sözü geçmez. Adabı geçer. Sofra adabı öyle doydum kalktım olmaz. Kim olursa olsun ben burada huzursuz bir duruma müsaade edemem. Sinan şefimiz. Yani tabii ki burayı para kazanmak için açtı ama... Ya bir ticarethanede değiliz. Yani şey ben Kaz Dağları'ndan şimdi geldim de... Üstüm başım kimsenin huzurunu kaçırmayacaksa... Olur mu öyle şey? Buyurun eşlik edelim biz. Daha oralarda konuşuyorlar sizin meşhur altın kalbi. Çok şükür. Daha iyi misin abla? Evet canım, sayenizde. Aa, başağın yüzüğü değil mi o? Hayırdır? Ayrıldı benden abla. Aa, bu kadar çabuk mu? Ne yapalım? Ne yapayım? Ne yapabiliriz zaten? Geçecek. Alışacağız. Ah canım benim, tabii ki geçecek. Gel ablana. Gel, geçecek hayatım. Geçmez mi? Geçecek tabii. Sonra yanına yakışan bir kızla tanışacaksın. Yani ailemizin yanında sırıtmayacak. Bizi en iyi şekilde temsil edecek. Değil mi? Rezil etmeyecek. Ben Başak'ı ilk gördüğümde bu işin uzun soluklu olmayacağını hemen anlamıştım. Ben bütün ömrümüz beraber geçer diye düşünüyordum ama. Hayır yavrum. Bu hissenin geçici bir şey olduğunu ben ilk adımda gördüm. Ne yaptım? Başak'ın üzerine gittim. O ne yaptı? Bak senden ayrıldı. Bir dakika ya. Bak nasıl yani üstüne gittin abla? Ne oldu? Bana tam olarak ne olduğunu anlatır mısın? Ben sizin iyi anlaştığınızı zannediyordum. Yavrucuğum senin de haberin var ya. Hani geldiğiniz yerde biz geceliğin konuştuk onunla. Ben onun üzerine gittim didik dedim. Anlattı sana bunları Başak. Abla ya, abla ya. Başak haklıydı. Sen o lafların hepsini söyledin ona değil mi? Bir dakika. Sonunda ben haklı çıkmadım mı? Ha? Haklı çıkmadım. Haklı mıyım haksız mıyım? Söyle. Bak var ya en sonunda yemin ediyorum gideceğim böyle bir dağın başına yerleş. Bir kilometre etrafını çitlerle çevireceğim. Girişine de koskocaman harflerle yazdıracağım kadınlar giremez diye. Ya siz benden ne istiyorsunuz ya? Siz benden ne istiyorsunuz? Ben insanlar mutlu olsun diye uğraştıkça siz artık beni delirttiniz ya. Delirttiniz beni, delirttiniz. Nerede Başak? Teyze, seni daha yeni eve göndermedik mi? Benim ocağım söndü. Yuvam başıma yıkıldı. Bu adamı böyle donuyla monuyla evde buldum. Komşuların hepsi bunu evden çıkarken gördüler. Gördüm memur bey, şikayetçiyim ben de. Evde genç kızım var benim de. Ha. Git oradan kız. Gençmiş o zaman Meral körpe. Hidoş, ne fenasın kız? Gördün yakışıklı adamı, kızını kakalamaya çalışıyorsun. Sen ona inanma evladım. O genç kız dedi ya, 35'ine merdiven dayamış. Sus. Teyze, adam gibi anlat oldu bitsin de ifadesini alalım. Memur bey, ben evde yokken bu adam evime girip kızıma sarkıntılık yaptı. Ya şimdi ekmek, Kur'an, musab çarpsın ki olaylar öyle gelişmedi memur bey. Meral... Hanım, benim ziyan olduğumdur. Ya ben sokakta kaldıydım, o aldı beni içeri. Tuuu! Kendini temize çıkaracak diye kızımı ne geliyor? Ya Meral,
kurban olduğum sen anlat. Ben avukatım gelene kadar susma hakkımı kullanacağım. Sen avukatın mı var? Ya yok işte, o yüzden. O gelene kadar susacağım. Ya benim öyle sapıklıkla, supuklukla işim olmadığını en iyi başkanım bilir memur bey. Başkanın kim? Çete misiniz? Ay, yok. Ya müsaade etseniz. Bir telefoncuk etsem zaten ha. Al et. Ha. Başak sen Bülent'i istemiyor musun? Öyle bir şey mi dedim ben? Benim ağzımdan öyle bir şey çıktı mı? O zaman niye yüzü çocuğa geri veriyorsun? Ya öyle etkili bir konuşma yaparken ben gaza geldiysem demek. Allah'ım delireceğim. İyi. Hemen git, ben vazgeçtim de Bülent de seni affetsin. Hadi. No! Olmaz. O zaman geri adım atmışım gibi olur. Aklımı yitireceğim ya. Ya kızım bu adam senin oyuncağın mı? Ha? Bu adamın hiç duygusu yok mu Başak ya? Ne yapıyorsun sen? Selam. Aa! Merhaba canım. Aa, Safiş abiliş nerede? Siz bundan sonra birlikte yaşamayacak mıydınız yani? En azından ben öyle zannediyordum. Başak, Başak sus. Görüşürüz. Gidiyoruz. Belki bir daha benimle sevgili olmak istemezsin. Anlarım. Biz sevgili değildik zaten. Nişanlıydık. Ya tamam işte, her neyse. Sadece benim sana bir özür borcum var. Yani seni dinlemediğim için, sana inanmadığım için. Safiye abla her şeyi itiraf etti. Neyi itiraf etti? Her şey derken neyi etti? Bir sürü şey var, hangisini etti? Ya işte o tatilde konuştuklarınızı, seni istemediğini söyledi hepsini yani. Ya ama yani sizin de yine de eski sevgilinle böyle insanların gözünün önünde bu kadar samimi olmanız hiç doğru bir şey değil. Anıl mı? Anıl mı diyorsun sen? Bir dakika. Anıl! Anıl! Gel ablacığım bir gel. İki dakika gel. Ne saçma sapan pis bir ilişkiniz varmış ya. Bu ne kupon falan da yapıyor muydunuz beraber? Gel. Anıl, Bülent. Ya Anıl benim arkadaşım, yok öyle bir şey ya. Yani biz sana bir oyunla oynadık. Ya oyun oynadık deyince biraz böyle kötü geliyor kulağa biliyorum ama ne yapayım? Safiye ablanın yaptıklarına sen inanmadın. O yüzden ben de böyle bir şey yapmak zorunda kaldım. Şimdi sana en baştan anlatacağım çünkü çok eğlenceli. Bak şimdi. Ben var ya, ben o Safiye'yi parçalarım ben ya. Ben parça, ben onun adından 3 harf atacağım ya. Bundan sonra insanlar ona saf diye seslenecek böyle. İnsan en saf haline çevireceğim ben onu. Ya ben onu öldüreceğim galiba. Ha oldu Başak, oldu. Öldür tamam mı? Ondan sonra Bülent'ten ayrıl. Sen mapuslara düş. Bülent de böyle bütün gün kadının mezarının başında ağlasın dursun. Gözlerini oyarın, onun ağlayamaz. Ya da şey yapalım. Safiye'yi kendi kazdığı kuyuya düşürelim. Ondan sonra kapağını kapatalım. Nasıl yapacağız acaba onu? Bence direkt öldürelim. Kızlar, kızlar. Biz daha önce böyle işleri nasıl çözüyorduk? Çakal. Çakal in, sinsin diyorsun yani. Hı? Zehir. Şimdi gelecek ya bu gün. Çok mu kızdın? Çok değil. Tamam. O zaman hadi bana sarılalım, beni öpelim. Hı? Sarılamam çünkü cebimde bir yüzük var. Taşı da biraz büyük. Öyle eğilip bükülünce batıyor. Allah Allah. Nasıl girmiş acaba o yüzük senin cebine? Ay halbuki ben Nalbur'a demiştim. Bana en güçlü yapıştırıcıyı ver, o benim parmağımdan çıkmasın demiştim. Ama tamam, şimdi şöyle yaparız. Sen onu benim parmağıma bir daha takarsın. Beni öpersin, o yapışır zaten. Hı? Abla benimle işim bittiyse gideyim mi? 10-12 halı sahaya sözüm var arkadaşlara. Tamam ablacığım, sen git. Allah Allah ya. Manyak bir şey ya bu. Ödüllü bir tatlı. Şefimiz her gün yeniden yapar. Yani öyle beklemiş falan bir şey değil. Pelin de sağ olsun fırsatını buldu mu beni övmelere doyamaz. Ay Sinan da mahcup olmalara doyamaz. Yalnız kremanın kıvamından belli.
Yapalı yarım saati geçmemiş. Bir de bunu dolaba koyuyorlar. Pelte gibi üstünde kalıyor şekeri. Ay evet evet ya, böyle glikemik endeks açısından zararlı şekerler kullanıyorlar. O da böyle iyice tatsızlaştırıyor. Ben kliniğe gelen hastalarıma sürekli şeyi anlatmaya çalışıyorum. Kanser hücreleri şekerden besleniyor ama illa listeye tatlı koy diyorlar. Siz diyetisyen misiniz? Evet, bahsetmeyi unuttum. Pelin de zayıflamak için gelen zayıfları geri çevirip ocağına incir ağacı dikmekle meşhur bir diyetisyendir. Ne yapayım yani? Para kazanacağım bir insandır, hasta mı edeyim? Yani. Peki kliniğiniz nerede? Ben de ihtiyacı olan arkadaşlarıma tavsiye ederim. Yani ben şu an çalışmıyorum. Kibarlaştırmadan söylemek gerekirse işsizim. O zaman bir dakika. Şuradaydı. Bakın bu benim arkadaşım. Sizi tanımak isteyeceğine eminim zaten. Bir de üstüne beraber bir şeyler yaparsanız herkese faydanız dokunurmuş gibime geliyor. Teşekkür ederim. Rica ederim. Bir de bir şey söylemeden edemeyeceğim. Şimdi kalacak. Şimdi yemekler harika, tamam. Tatlı bombastik ama yani bu restoranda bir şey daha var. Ya böyle zorla olmayacak bir güzellik. Ne bileyim, ben sizin pembe panjurlu evinize misafire gelmiş gibiyim ya. Bir de genelde genç evli çiftler birlikte mekan açınca ortamda böyle her an bir kıyamet kopacakmış gibi olur ama sizde yok öyle bir şey. Vallahi ne diyeyim, bu güzel sözleriniz için teşekkür ederiz. Bugünün ardından bizim de sizin gibi biriyle tanışmamız iyi oldu. O zaman ben tatlıma döneyim. Afiyet olsun. Sağ olun. Afiyet olsun. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.